Şimdi 1947 doğumluyum. Ayını biliyorum, 19 Haziran 1947 doğumluyum.12 yaşına kadar aşağı evde günümüz geçti, o aşağıda. Amcaoğlu gibi, amcam gibi orada. Burada 60'da, 59'da çıktık. Ömrüm burada geçti. Burada ortaokula devam ettik. Hanşılar'da ortaokul yoktu. Çal'da okuduk. Orada okuduk. Diplomamızı aldık. Diplomayı azıcık sonra aldım. Ondan sonra babam peynirci mesleğiydi. Ticaret atıldık. Okumayacağız dedik. Peynir satacağız. Pazarlarda, Çal Pazarı, Vekilli Pazarı, Ortaköy, Hançalar pazarlarda peynir sattım. Kısa kesiyorum. Askerlik geldi. Askerliğimizi yaptık. Askerden gelir de gelmez 1947 doğumlu olmama rağmen 67'de gideceğiz. Alt terbiye geldik. 68 askere gittik. 69-70'e bağlayan yılbaşında geldik. Evvel geldim de. Ondan kadar düğün ettik. Evlendim. Hayat yine aynı böyle pazar. Pazar devam ettik. Devam ederken biraderleri sonra babam gibi ortak yaptık, şirket kurduk, uğraştık. Devam. Üzüm tüccarlığı yaptım biraz genişlettiği işi. Çekirdekse 8-10 sene üzüm tüccarı, İzmir'e üzüm sattık. Ondan sonra 1984 senesinde dediler bizim adayımız oldu. Ana vatandan. O günkü Ana Vatan Partisi'ne. Ana Vatan Partisi'ne aday olduk. Belediye başkanlığını kazandık. Haddimiz olmayarak belediye başkanlığı olarak bu kasabaya elimizden geldik kadar hizmet ettik. Onu halk değerlendirir. İyi yapmışızdır, kötü yapmışızdır. Onu halka bırakırız. Ondan sonra işi bıraktık. Oğlanlar büyüdü bu ara. Ha, bu ara 6 çocuğumuz oldu. 3'ü vefat etti. 3 tanesi de hayatta sağ. Bir kızım damadımla bir Denizli'de duruyor. 2 oğlum, 2 gelinim de Nazilli'de duruyor. Onlar aynı babasının mesleğini peynirci devam ettiriyor. Damadım galerici, müşşifinin acente bayilik sahipleri. Şimdi geldik gittik uğraştık. 1997'de Nazilli'ye göçtüm. Oğlanlarla bir oraya evleri yaptık. Bursaniye yaptık. Peynirciliği orayı yapıyoruz. 1997'den 2010'a kadar orada durdum. 2007'de hacca yazıldım. 4 sene sonra 2010'da hac şeyim çıktı. 2010'da buradan çıktı. İksin Nazilli'den yazıldım. İksin Denizli'den. Denizli'den çıktığı için çıkınca bura geldik. 2010'dan yengeye bilir, hanımla bir gitmedik. Burada duruyoruz. Hacca'ya gittik geldik buradayız. Çocukluğumuz burada geçti. Gençliğimiz burada geçti. O eve evlendik. Şimdi şu anda 45 yıllık evliyiz. 70-2015. Şimdi kızım hayattan memnunuz. Şükür Allah'a bir şeyimiz olmadı. Yengen çok sabırlı. Hani beni çekti yani biraz çiftliydim ben. Yengen sabırlı beni buraya kadar getirdi. Allah razı olsun diye. Şimdi olay bu. Bizim ömrümüz böyle gitti. Şimdi hayatımı da burada. Nazilli'de dayalı döşeli evim dairem olmasına rağmen ben burada yaşıyorum. Çünkü çocukluğum, gençliğim, orta yaşlım, arkadaşlarım, akrabalarım burada olduğu için burada huzurlu oluyorum. Yani orada da huzurluyum da
Bura daha iyi geliyor. Neden? Ev tek katlı, tek katlı. Burada duram diyoruz, burada duruyoruz kızım. Bizim hayatımız bu. Başka soracak bir şeyin varsa söyle. Hasim ablacığım, sen nerede doğdun? Kaç kardeşsiniz? Biz 7 kardeşiz. 3 oğlan, 4 kızız biz. Hançalarda doğdun? Hançalarda doğmadım ben. Alfaklarda doğdum. Alfaklardan buraya gelin geldim. Kaç yılında gelin geldin? 1970. 1970'te gelin geldim ben buraya. Yılbaşında. Nasıl oldu düğünün? Düğünüm nasıl olacak? Eski adette nasılsa davul yoğudu, çalgı yoğudu. İşte öyle ilahiyle çıktık getirdiler beni. Önceden o kadar fazla arabalar şeyler yoğudu tabii. Dolmuşla geldim ben. Taksi bile şey olmadı, dolmuşla geldik. Dolduk hepimiz. Gelin de aldılar, geldiler buraya. Kaç tane çocuğun var? 3 tane. 3'ü öldü, 3'ü sağ. 2 oğlan, 1 kız var. Hayatınızı burada sürdürüyorsunuz? Burada sürdürüyoruz. İşte küçük yaştan evlendik burada, böyle hayatımız geçti. Sonra çocuklar açık büyüdüler, şey oldu. Nazilli'ye gittik, orada durduk 5-10 sene. Tekrar buraya geldi işte. Hacı'yım. Tabii 1954 doğumluyum. Doğdum. Biz 7 kardeşiz biz. Tabii küçük yaştan biz evlendik. Biz 2 sene nişanlı sürdük. Küçücükten şey yaptık. 16 yaşında evlendim. 2 sene nişanlı sürdük. Bu asker değildi. Biz birbirimizi görmeden bile biz annem, kayınvalidem geldi istemeye. Beni nişanladılar. Bu asker değildi. İzine geldi. O zaman görüştük. Biz işte tam o zaman görüştük. Şey oldu. İşte böyle 2 sene devam etti. Ondan sonra askerden gelince de düğün yaptık. Tabii köy düğünü öyle. Düğün şey davul yoğurdu, şey yoğurdu. Gelin almaya geldiler. Dolmuşlar. Fazla öyle arabalar da fazla yoğurdu öyle. Eşiyle dostuyla işte. Buraya geldik. Tabii kayınvalidem ben geldikten sonra hastalandı. 2 sene sonra. 2 sene, 3 sene sonra öldü. 72 doğdu. Ondan sonra çoluk çocuğa karıştık biz işte. Çocuklarım oldu. 6 tane çocuğum oldu. 3'ü öldü, 3'ü meydanda. 2 oğlan, 1 kız. Ne yapacaksın? Onlarla işte vakiti geçirdik. Bağ, tarla, tütün ettik, buraya geldik ufak şeyde. Yaptık çoluk çocuk hepimiz de öyle. Bunlar bilmiyor tütün kırmasını. Sade bana düşüyor. Ben de nasıl yapayım bir tek başıma? İnsan bulurduk yövmeyeci. Onlarla bir yapağı işlerdik işte. Vakitimiz, ömrümüz böyle geçti. Sonra çoluk çocuk büyüdü, şey oldu. Burları aldık. Burada bir tanesini burada everdik. İkisini de burada everdik. Ondan sonra Nazilli'ye yaptık evleri. Onlar oraya taşındı. Hep beraber taşındık. 5-6 sene, bayağı 10 sene bile orada durduk. Tek sıra hacımız çıktı. Hacıya yazıldık. Buraya döndük. Ondan sonra gitmedik gari. Buraya köy iyi geldiğinden bize. Amcan da burada işi yaptığından. Gitmeyelim gari dedi. Çoluk çocuk geliyor arada, onlar geliyor. Bizim işimiz böyle geçiyor işte. Ne yapacaksın? Çok işlemesini demeyi unutacağım. Bamya işledik. Tabii Bamya'da işliyoruz. Daha halen de yiyecek kadar yapıyoruz. Az çok yapıyoruz. Beraber yapıyorsunuz. Hasan Hüseyin amcam yardım ediyor mu? Yok, o işlemez. O hiç bamya işlemez. O ne bağ işle, ne bamya işle. Ona güzel güzel yıkayacaksın, güzel güzel pişireceksin, taşıracaksın. İşçi o, ondan sonra gezecek. Onun işi o. Belediye başkanı oldu. Epeyce
bayağı 3-4 sene belediye başkanlığı yaptı işte. İşte böyle olduk, çıktık, gittik.